Bak bakayım bir bana. Ne güzel oldun sen. Hemen aşağıdaki aynaya bakıp geleceğim. Koş. Ömer. Anne bir baksana. Bunlardan hangisi Hasan Atmaca? Nüfus kayıt örneğinden Hasan Atmaca ismindeki bütün fotoğrafları çıkardım. Yaşlı tutanlar bunlar. Gel bir bak bakalım. Yok, bunlar değil. Değil mi? Arkadaş adam yok ya. Ne bir fotoğraf var, ne öldüğüne dair bir iz, hiçbir şey yok. Benim aklıma bir şey geldi. Anne söyle, kurban olayım söyle. Ne biliyorsan söyle. Oğlum benim bir şey bildiğim yok. Ama sen babamın Bosna'da ne işi var diye sormuştun ya. Hani Efkar Bey bir şeyler biliyor olabilir. Efkar babam, o nereden bilecek? O dönem babanla birlikte çok adam Bosna'ya gitmişti. Bazıları Efkar Bey'in yakınları diye duymuştum o zamanlar. Allah Allah, bana hiç bahsetmedi bundan. Yani babamı tanıyor mu o zaman? Bilmiyorum ki. Anne nasıl bilmiyorsun? Saçlarım çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Ay canım benim. Ay. Hazır mıyız? Gidelim mi anneciğine? Annemi çok özledim, hemen gidelim. Gel eşyalarını alalım ama önce. Ben size bir taksi çağırayım. Benim bir yere uğramam lazım. Alo. Kolay gelsin. Vay, hoş geldin Ömer. Otursana, bir çay koyayım. Özlettin vallahi kendini. Görünmüyorsun kaç gündür. Hayırdır Ömer? Bir şey mi oldu? Hasan Atmaca'yı tanıyor musun? Nereden çıktı şimdi o? Efkar baba. Tanıyor musun, tanımıyor musun? Tanımıyorum. Bosna'ya giden arkadaşlarım varmış. Belki onları tanırlar. Çok uzun zaman önceydi o. Hangisi yaşıyor, hangisi öldü inan bilmiyorum. Ne demeye gitti bu adamlar Bosna'ya? Savaşmaya. Orada olanları biliyorsun işte, yaşananları. Ya zalimin zulümüne dur demeye giden adamlar bunlar. Hepsi cesur, sağlam adamlardı yani. Bana... Bana Hasan Atmaca'yı pek öyle anlatmadılar ama. Nasıl anlattılar? Masum'un canına manla gözüken şerefsiz bir adamın tekiymiş. Kim anlattıysa yanlış anlatmış o zaman. Sen doğrusunu anlat o zaman Efkar baba. Anlat da öğrenelim Hasan Atmaca'yı. Anlat da öğrenelim babamız kimmiş. Merhaba, Mr. Hartley'in en güvendiği adamım. Senin için önemli bir işim var. Dinliyorum. Yarım saat sonra Hartley'in evinde ol. Seni bekliyorum. Neden? Soru sorma. Benim çıkmam lazım.
Bana karşı dürüst değilsin. Bunu ikimiz de biliyoruz. Ben Nefker Baba ne zaman doğru söyler, ne zaman gözünü benden kaçırır anlarım. Çıkmam lazım. Yani isterdim ki Efkar Baba yanımda olsun. Derdimle dertlensin. Bana doğru yolu göstersin. Ama ziyan yok. Babamın nerede olduğunu bulacağım. O zaman kim doğru söylüyor, kim hakikatin üstünü örtüyor, anlayacağız.